Ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir hazırlık yapmışlar burada teyzelerimiz bizler için. Amcalar hiçbir şey yapmamışlar, öyle durmuşlar sevgili izleyenler. Bütün işleri bayanlar yapmışlar. Ve burası kimin köyü biliyor musunuz sevgili izleyenler? Meryem ablamızın köyü ve aynı zamanda Rasime ablamızın köyü. Onlara da bir alkış alıyoruz. Rasime abla gel. Gel Rasime teyze. Gel. Nasıl avladım seni? Gel Rasime teyze. Sevgili izleyenler. Gel. Sevgili izleyenler, Rasime ablamız bize bugün o kadar güzel hazırlıklar yapmışlar ki onun liderliğinde yapılmış. Şimdi sevgili izleyenler, gözlemeden başlıyoruz. Bu nedir? Gözleme. Gözleme, hem de peynirli sevgili izleyenler. Evet. Bu ne? Haşhaşlı poğaça. Haşhaşlı poğaça sevgili izleyenler. Bu? Kurabiye. Kurabiye. Bir deneyebilir miyim bir tane? Evet, deneyebilirsin. Ayıp olmaz değil mi? Yok. Peki, sen anlatmaya devam et teyze. Bu ne? Poğaça, bu da poğaça. Bayağı düşündün ha Rasime teyze. Kalabalıkta düşündürüyorsunuz beni. Peki, bu nedir? Bu da kek. Bir de bu var sevgili izleyenler. Bu nedir? Etli pilav. Etli pilav efendim. Bu? Ayranlı. Ayran aşı. Ayran aşı sevgili izleyenler. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Rasime teyze için bize anlatıyor. Bu nedir Rasime teyze? Nohut yemeği. Evet. Bu nedir? Dolma. Dolma mı? Evet. Bunun hepsini bize mi yaptınız? Evet. Peki böyle laf olsun diye böyle göstermeyecek mi yoksa biz bunu çekimden sonra yiyebilecek miyiz? Ay bittin yiyeceğim. Teşekkür ederiz Rasime teyze. Şöyle gelelim. Anacığım merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin anacığım? Elhamdülillah, dua dinliyorum. Allah razı olsun. Anacığım, sizin burada köy fırını varmış. Evet. Onu bir anlatır mısın? Nasıl oluyor o? Nasıl olsun? Hamuru yoğuruyor, mayalı yok, getiriyor fırında, düşürüyor. Sevgili izleyenler, az sonra sizi o fırına da götüreceğim. Hani bildiğimiz normal fırınlarda yapılan ekmeklerden ziyade böyle yuvarlak ortası delik, ya bir kere görünüş itibariyle son derece leziz bir ekmek. Sonra oraya da gideceğiz. Sıramı mı ya? Sen tabii mi? İsim nedir hanımefendi? İsim Durdane. Durdane Hanım. Evet. Evlisiniz. Evliyim. Kaç yıllık evlisiniz Durdane Hanım? 35. Eşiniz burada mı? Burada daha soru duyuyor. Hani nerede sürtüyor? Maygomdaklı. Hanımefendinin eşi bize bir el sallayabilir mi lütfen? Bir el salla. Oo, yakışıklıymış ha. Yakışıklı olmasa var mıyım benim ya? Vallahi yakışıklı adam ha. Tabii. Anlaşarak mı evlendiniz? Tabii oğlum. Nasıl anlaştınız teyze? Şimdi internet var, cep telefonu var. Eskiden nasıl anlaşılıyordu ki? O zaman da köy pınarının suyu muyu vardı oğlum. Köy pınarına giderken, suya sele giderken imrendim. Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Allah iyilik sağlık versin. Amin. İsim nedir teyzeciğim? Gülhanım Sert. Gülhanım mı? Sert. Gülhanım Sert. He. Ama ne güzel ismi. Tütünün Sert'i. Anladım ben. Tütünün Sert'i. Anladım ben. Siz de burada bugünkü bu yemeklerin içinden sizin de yaptıklarınız var mı acaba? Ben şimdi dışarıdan geldim. Nereden geldin? Eryaba'dan geldim. Eryaba'dan geldiniz. He. Erba, Eryaba. Siz de bizim gibi yiyicisiniz yani. Nedir hanımefendi? Kadriye. Kadriye Hanım. Yaş kaç? Yaş 48. 48. Şimdi siz bunları böyle açıyorsunuz. Açıyorum. Burada gözlemeyi yapıyorsunuz. Evet, bunu sadece televizyon geliyor diye mi yaptınız? Yoksa yok, böyle köyde günlerde toplanıp böyle hep beraber yine? Yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz. Peki. Şimdi ateşin başındaki ablamızla konuşalım. Merhabalar. Merhaba. En zor iş sizin iş. Laf aramızda. Evet. Sizin isim nedir hanımefendi? Adım Zülale. Zülale mi? Evet. Ne demek Zülale? Saf ve temiz. Sohbetimiz vay ne kadar güzel. Zülale. Evet. Çok güzel bir isimmiş. Çok beğendim gerçekten. Evet. Hanımlara çok teşekkür ediyoruz yaptıkları bu gayretli çalışmalardan dolayı. Şimdi de sırada erkekler var efendim. Erkeklere de bir merhaba diyelim. Karaağaç Köyü'nün yakışıklı erkekleriyle, özellikle de şu abiyle. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız abi? Şükür Allah'ım iyiyim hamdolsun. Allah iyilik sağlık versin. Abi böyle köyde yaşadığınız için, şöyle bir ortamda hala bulunuyor olduğunuz için mutlu hissediyor musunuz kendinizi? Evet, mutlu hissediyorum. Peki, çok memnun oldum. Teşekkürler. Çok sağ olun, hürmet ederim. Sevgili izleyenler, şimdi de Karaağaç Köyü muhtarı Mustafa Kılıç Beyefendi ile beraberiz. Nasılsınız muhtarım? Teşekkür ettim, sağ olun. Öncelikle ben hem ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir hazırlık yapmışsınız. Bizi de onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Köyümüzü yöresel olarak, kültürüyle, tarihiyle,
çekim yaptığınız ekibinize, sizlere teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim canım muhtarım. Allah sağ senden razı olsun. Ne kadar güzel hazırlıklar yapmışsınız. Ben böyle görünce çok seviniyorum. Teşekkür yani. Ediyorum. O bayanların eseri, bizlerin değil. Olsun, siz de bayanların. Öncülük etmişsiniz, siz davet ettiniz. Ne kadar hoş oldu. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, şimdi muhtarımız bizi çok güzel bir yere götürecek. Bu köyün köy fırını. Köy fırınımız var. Köy fırını var efendim. Burada baya böyle bir ev gibi, çatılı matılı güzel bir yer. Tamam. O zaman oraya doğru gidelim. Tamam, mi? Buyurun. Peki, hanımlara buyurun. Teşekkür edelim. Hanımlar çok teşekkür ederiz hazırlıklar için. Çok sağ olun. Biz fırına bakmaya gidiyoruz. Dönüşte yemeğe geleceğiz. Burası köy fırını demek ki. Evet. Ana ne güzelmiş ya. Of ekmeklere bak. İsim nedir hanımefendi? Efendi? Ayşe. Ayşe Hanım bize şimdi şurada olan biteni bir kısaca anlatabilir misiniz? Şöyle gelin efendim Ayşe Hanım. Şimdi sizin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Burada çeşit çeşit farklı şekil şekil renk renk ekmek var. Evet. Hangisi nedir ondan anlatacak. Ben de hepsinin tadına bakacağım. Tamam. Olur mu öyle? Olur. O tadına bakacağım kısmını kendim ekledim. Tamam. Ayşe teyze şimdi şundan başlayalım. Bu ne ekmeği? Elinizi alarak biliyorsun. Bu çekelikli. Oo çok güzel görünüyor be Ayşe teyze. Bu da çörek. Nasıl çörek? Bunda ne mesela var? Mesela boş çörek. Ha içi boş. Evet. Buna işte yağdı, peynirdi ondan. Tabii ya. Bunda da haşhaşlı. Haşhaşlı. Hı. Bir de bunun en güzel yanı şu mu Ayşe teyze? Ununu sen karıyorsun. Hı-hı. Sen mayalıyorsun. Evet. Hamuru sen sürüyorsun. Tabii, yani başkasının tabii. Eli değmiyor. Ne evet. Yediğini biliyorsun değil mi? Tabii hiçbir şey katkı yok yani. Bir mayası var. Elimiz ne yapıyor? Şimdi burada hangi ekmek kimin o belli mi? Evet. Şimdi şu. Burası kızım. Neresi ya? Burası böyle kızım. Ha, orası hep sizin kızınız. Evet. Burası da benim. Kızınız orası kaç nüfus? Altı. Kalabalık. Altı nüfus. Hı-hı, altı. Amca ne kadar yetecek bir saniye oraya geleyim o zaman. Sizin isim neydi hanımefendi? Kadriye Çalışkan. Şimdi şuradan şöyle komple sizin bu ekmekler Kadriye Hanım. Evet. Altı nüfusunuz. Evet. Ne kadar yetecek bu şimdi size? Bir hafta gider. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Ayşe ablacığım, efendim? Şu fırının yakılma işi oldukça zor bir süreç. Evet. Siz bunu bize biraz anlatın. Fırının oraya doğru geçelim mi biz yavaş yavaş? Şöyle gelelim. Evet. Sevgili izleyenler, geldik işte kara fırının önüne. Burası köy fırını. Peki bunu kim yaktı şimdi sabah? Sabah Gülay yaktı. Gülay, bizim Gülay. Evet. Ha, Gülay kim? Peşine fırın sahibi. Ha, fırın sahibi yakmış sevgili izleyenler. Peşine de ben oldum. He. Peş peşe gidiyor böyle yoğurdu. Peki kimin ekmeği yakılacaksa, yakacak odunu da o mu getiriyor? Evet, önce yakan getiriyor, yine de olanlar getiriyor. Sabah kalkıyor, geliyor. Peşine de olanlar getiriyor. Peş peşe düzülüyor yani. Anladım Ayşe abla. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teyze nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum. Sen mi yaktın şimdi, sen bunun kontrolü mü ediyorsun? Yok, ben bunu gelinin peşinde yaktım. Bu sizin gelin mi? Mahallemizin geleni. Mahallemizin geleni. Ha tamam. İsim nedir teyzeciğim? Benim mi? He. Makbule. Hatun Minem. Şeyi soracağım. Bunun içinde yaktığımız odun belli bir odun olmalı mı? Yoksa öyle yok. Rastgele çalışır mı? Rastgele atarım. Valla gördüğünüz gibi sevgili izleyenler işte köy fırını böyle. Ne kadar da güzel hazırlık yapmış teyzelerimiz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere veda etmeden evvel teyzemizden bir mani istiyoruz. Bize yok. Gidişim. Git işine dedi sevgili izleyenler. Böylelikle geldik bu bölümün sonuna. Gez göz arpacık bizi izlemeye devam edin. Söyle gidin de ben gidelim.